Asi Nehri temizlenecek değerli izleyenler. Temizlik için bir proje geliştirildi. O proje uluslararası destek buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele amacıyla iklim eylemi için entegre atık ve ekosistem yönetimi projesini geliştirdi. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japonya hükümetinden maddi destek buldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projenin tanıtım toplantısında konuştu. Biz üstümüze düşen görevi bu bütün paydaşlar birlikte yaparsak geleceğe biraz daha temiz bir şehir, biraz daha temiz bir Asi Nehri ve biraz daha temiz Akdeniz bırakma şansımız olacak. Bir yıl sürecek projeyle Asi Nehri'nin getirdiği atıkların temizlenmesi ve istilacı tür olan su sümbülünün yayılımının engellenmesi hedefleniyor. Bu projede hem makro seviyedeki dışarıdan gelen, yukarıdan gelen su sümbülleri başta olmak üzere bütün kimyasalların ve kirliliğin büyük bir kısmını toplayacak, kapatacak. 31 Mayıs günü yani bugün 1987 yılından beri Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de tütün kullanımına dair rakamları ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl açıkladı. Erdöl, 2008'de çıkarılan kanunla Türkiye'de %31 olan tütün kullanma oranının son yıllarda %27'lere kadar düştüğünü söyledi. Bugün 31 Mayıs, Dünya Tütünsüz Günü. Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişi tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Tütün kullanımının yol açtığı zararların önüne geçme adına Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Tütün Kullanımı Çevre İçin Tehdit Paneli düzenlendi. Panelde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, son yıllarda Türkiye'de tütün kullanımının düşüş evresinde olduğunu söyledi. 2008 yılında çıkan kanun sırasında ki işte emek veren bir Kemalettin hocamla birlikte biz buradayız. Ama bütün siyasi partilerin ortak hareket ettiği nadir kanunlardan birisidir. %31 olan küsür olan tütün kullanma oranı %27'lere düştü. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor. Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. İstanbul için ilk olma niteliği taşıyan genç Helenistik döneme ait bir mezar anıtı bulundu. Haydarpaşa Garı kazılarında bulundu, tarihte bir ilk oldu. Çok önemli bir buluntuyla karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor. İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Kaynaklarda bu bölge Kalkedon'un kuzeybatı limanı olarak geçiyor. İlk kazmadan itibaren hem mimari kalıntılar hem de diğer buluntular, arkeolojik buluntular gelmeye başladı. %90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Kazı alanında bir ilki yaşandı. Geç Helenistik döneme ait bir mezar ortaya çıktı ve mezar kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak da çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş ungenteryum dediğimiz minik pişmiş toprak kaplardan, şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Yetkililere göre bu buluntu İstanbul'un tarihi için büyük önem taşıyor. Çok büyük bir sürpriz. Çünkü Helenistik döneme ait ne yazık ki elimize çok fazla veri yok. Hele hele mimari ve mezar da çok az.